Ergün Tanrıkulu kimdir? Bize kendinizden bahseder misiniz? Ergün Tanrıkulu, 4. Januar 1973 Samsun doğumluyum. İlkokulu İstanbul Bayrampaşa'da okudum. Ortaokul Gazi Abdurrahman Ortaokulu'nda okudum. Liseyi şu anda son senem, lise son sınıfını veriyorum. Lise diploma sınavına sınıf, inşallah üniversiteye de başlayacağım. Bu benim ikinci dönem muhtarlığım burada. Aynı zamanda kendim elektrik tesisatçısı. 3 kız babasıyım. 1984'ten beri Yalova'da oturuyorum. Çiftliköy Beşçeviler Mahallesi'nde oturuyorum. Bizim burası daha önce Gacık köyüne bağlıydı. Daha sonra referandum yapıldı. Biz Gacık köyünden ayrıldık. Beşçeviler Mahallesi olarak olduk. İlk muhtarımız Ali Osman Ertürk'tü. Daha sonra Mustafa Gürer arkadaşımız olmuştu. Ondan sonra da iki dönemde muhtarlığı ben kendim yapıyorum burada. Mahallenizin vatandaş portföyü nasıl ve mahallenizin kaçta kaçını tanıyorsunuz? Mahallenin %100'ünü tanıyorum. Mahallenin komplesine hakimim. Bizim burada 2500 vatandaşımız var. 1947 seçmenimiz var. Vatandaşlarımızın %45'i Karadenizli oturanların. %45'i Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımızın. %10'luk kesim de dışarıdan gelen, sağdan soldan gelen vatandaş. Ağırlık Karadeniz'i ve Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımızdan yani. Genelde şimdi göç almaya başladınız mı? Göç almaya başladıysanız kimler tercih ediyor genelde mahallenizi? Daha çok göç dışarıdan gelmeye başladı. Yapılaşma çok var burada. Yeni yapılan binalar. Yeni yapılan bina olunca göç şeyimiz de artıyor. İlk nüfus sayımız 1150 idi. İlk muhtarlık dönemimizde 1250 nüfusumuz seçmenimiz vardı. Bugün 2000 seçmenimiz var. Yabancı uyruklularımız da var. Genellikle Iraklı, İranlı aileler burada konut almak kaydıyla oturuyorlar. Yani. Mülk sahipleri yani. Birkaç tane Suriyeli ailemiz var. Birkaç tane de Afganlı aile var. Onlar da çobanlık işiyle uğraşıyorlar. Mahallenizde dahil harfçiler çocukları okula gönderiyorlar mı? Yok. Nasıl çözülüyorsun? Olayı sürecini bana anlatabilir misin? Şimdi biz ilçe milli eğitimle okul müdürümüzle beraber her okul açıldığı zaman toplantı yaparız. Toplantıda mesela velilerin sosyal ekonomik durumları nasıl? Ailelerin durumları, sosyal ekonomik durumları zayıf olan öğrencileri, aileleriyle görüşüyoruz. Onların ilimize gelen tüm desteği sağlıyoruz. Sorumlu aileler var, sorumlu çocuklar var. Onlara görüşürüz. Bir de bizim 75. Namık Kemal okulumuzda engelli öğrencilerimiz var. Her kademe 30 yakın engelli öğrencimiz var. Onlarla ilgili görüşürüz. Birkaç tane de aile var. Bunlar çocuklarını okula göndermiyorlar. Açıklamaları ne oluyor? Şöyle söyleyeyim. Müdür bey bana bunlar zaten bir sürekli işare halinde olduğumuz için müdür beyden biz bunların listesini aldık. Ben kentten gittim birebir aileleriyle görüştüm. Ne diyorlarsa? Ben dedim ki çocuklarınızı dedim okula dedim neden göndermiyorsun? Çocukların okula gitmesi gerekiyor. Ben aynı zamanda bunları rapor ediyorum. Hem ilçe milli eğitim müdürü hem okula hem de jandarmaya bilgilerimi veriyorum yani. Yaptığımız onlarla konuşmadan oturuyoruz yan yana sohbet edelim. Sen bu çocuklar neden okula göndermiyorsun? Kız veya erkek fark etmiyor. Söyledikleri şu okuldaki eğitim seviyesinin düşük olduğundan, okuldaki öğrencilerin hal ve hareketlerini, konuşma tarzlarını benim ahlak dışı bulduğumu, benim yaşam tarzım, hayat felsefeme ters düştüğünü söylüyorlar. O yüzden çocuklarını okula göndermiyorlar. Başka bir okula da göndermiyorlar. Peki dedim bu çocukların eğitimi nasıl sağlıyorsun? Eğitim dedi biz kendimiz veriyoruz dedi. Kesinlikle çocuklar okula göndermiyor. Biz de bunlara gidiyoruz tutanak tutuyoruz. İl milli eğitim bunlara bir ceza kesiyor. Bu cezayı ödüyorlar mı ödüyorlar mı onu da bilmiyorum. Ama bu sürekli her yıl tekrar ediyor. Bundan bizim mahallemizde 3 aile var. Ben de onlara şu tepkiyi gösteriyorum. Tamam çocuklarını okula göndermiyorsun. Okulun ahlak düzeninin bozuk olduğundan bahsediyorsun. Eğitim seviyesinin yetersiz olduğundan bahsediyorsun. Ama devletin vermiş olduğu her türlü imkanlarından faydalanıyorsunuz. Devlet mesela bana diyor işte muhtarım bizim sosyal yardımlaşmadan yardım desteğine ihtiyacımız var. Kışın gelir kömüre ihtiyacımız var. Ramazan ayı gelir Ramazan ayı ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçları bizden talep ediyorsunuz. Ben de muhtarım. Ben de devleti temsil ediyorum. Ama ne devleti tanıyorsun, ne devletin okulunu tanıyorsun, ne devletin camisini tanıyorsun yani. Bunların hepsine karşısın. Ama şartlar farklı gelince bunlardan hepsinden faydalanıyorsun. Böyle bir şey potansiyeli grupta var karşımda. 3-4 aile var bu şekilde. Göndermiyorlar. Şuradan okula göndermiyorlar. Her yılda gidiyoruz sezon başında. Tutanaklarını tutuyoruz, geliyoruz. Başka da bir şey yapamıyoruz yani. Yabancılara mülk satımıyla bağlantılı olarak bir şeylerden bahsetmiştiniz. Bununla bağlantılı olarak mahalle halkı ne düşünüyor? Sıcak yanaşıyorlar mı? Ya çok sıcak yanaşmıyorlar. Çok da diyaloğa girmiyorlar. Zaten onlar da burada dairelerini almış. Yeni yapılan yapışma da var. 4-5 kişi almış da Iraklı daireler. Onlar da kiraya vermişler yerlerini. Çekip gitmişler. Bir tane Suriyeli ailemiz var bizden kalan. Şurada kalıyor. Kirada oturuyor Suriyeli aile. Bir karı koca bir de çocukları var. Onun dışında yabancı uyruklumuz yok yani. Şöyle yabancı uyruklar bizde. Mesela bizim buradaki Bulgaristan'daki gelen vatandaşlarımız hepsi çifte vatandaş. Hepsi yurt dışına istedik gidiyor şekilde girip çıkıyorlar. Onlarda mesela yabancıdan evlenen var. Onları zaten otomatik olarak biz kayıt altına alıyoruz zaten. İkemi. Çünkü evlilik amacının ne olduğu belli olmadığı için. Kimse vatandaşlık almak için evlilik yapmıyor. Kimisi gerçek samimiyetten evli. Onun biz araştırmasını yapıyoruz yani.
O kadar şey vermiyoruz, taviz vermiyoruz yani. Adım adım izliyoruz yani. E maliye kim girip çıkıyorsa, yani yanlış anlamayın, sivrisinek girse radarımıza girer yani. Muhtar mahallenin neyidir? Muhtar mahallenin her şeyidir aslında. He, resmi boyutuna bakarsan devlet ağzıyla işte vatandaşlarla devlet kurumu arasında köprü vazifesi görevini görüyordur. Tamam doğru. Ama bizim burada birisinin başı ağrısa muhtar gelir. Suyu patlatsa muhtar gelir. Aile arasında kavga olur muhtar gelir. Bizim buradaki muhtarlıkla diğer mahalleler arasında çok farklı yani. Doğalgaz faturası gelmez bizi ararlar. Bir sıkıntı olur bizi ararlar. Biz de bunlara ilgilenmek zorundayız. Böyle kaynaşacak insanlarla yani. Peki unutamadığınız bir muhtarlık anınız var mı? Bizim buraya bir tane vatandaş geldi. Burada bir tarlaya bakıyordu bu adam. Ben de bunu tanımıyorum yani. Biraz da böyle serseri bir adam. Burada bir vatandaşın evine gitmiş. Kadına demiş ona geldim hani kadına çarşıdan börek almış sabah. Geldim şöyle börek ye. Kadın ona börek ikram etmiş. Bir de yanında kadının inşaatçısı var. İşçileri çalışıyor. Elemanları. Kadın onlara börek götürmeye gitmiş. Kadın onlara börek götürüyor. Geliyor bakıyor ki adam yerde ölmüş. Çıktım oraya. Adam boylu boyunca yerde yatıyor. Alay komutanı geldi. Onlar arıyor. Benim karakol komutanı gidiyor. Bana ki muhtarım bu adam kim? Tanımıyorum. Size de kaymakamı var ya muhtarım. Sen mali insan nasıl tanımazsın ya? Sen mali hakim olmak zorundasın yani. Ondan sonra dedim ki ya dedim iş çok farklı ya. Adli tıptı kalp krizi çıktı. Kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdi çıktı. Üzerinden kimliği falan çıktı mı? Çıktı. Üzerinden kimliği çıktı. Kaç yaşındaydı? Genç miydi? Yok. Bir 60 yaşında falan vardı. Üzerinden bir silah çıktı. Arabasından silah çıktı. Çorabın içinden çakı çıktı. Diğer cebinden çakı çıktı. Evinde yaptığımız arabada tüfek çıktı 2 tane. Sizin mahallenizde? Bizim mahalledeydi. Demek ki radarınızdan kaçmış bir sinek mi? Kaçmış demeyelim de artık kadınla nasıl bir diyaloğu var dedim. Abla senin burada ne işin var? Arada sırada gelip gidiyordu işte burada tanışık işte burada tarlaya falan bakıyordu diyordu. Burada bekçilik falan yapıyor diyordu. Adam buraya gelmesiyle bir ay var ya da yok adam evde ölü bulun diye. Yani. Ben bir iki sene gördüm ama hiç diyaloğa giremedim. Öyle böyle geçerken gördüm onu yani. Eski yolovayla şimdiki yolovayı karşılaştırır mısınız? Eskiden nasıldı? Geldiğinizde 84 senesine gelmiştiniz evet. Galiba. 84 senesinden o zamana kadar yolovayı değerlendiriyor musunuz? Değerlendireyim. Önceden Yalova'ya biz geldiğimizde bu pazar yerinin orası hayvan pazarıydı. İdo'nun orada bir tane iskele vardı. O amfiteyatron olduğu yerler hep deniz. Deniz dalga vurduğu zaman anayola giriyordu böyle dalga. Oralar hep depremsel hep doldu oralar yani. Bu köylerde herkes birbirini çok iyi tanırdı. Hoş ben mesela köylere gittiğimde mesela bizim jenerasyon hep birbirimizi sim olarak bilirse sen Sultanyelisin, sen Akköylüsün, sen Kılıçköylüsün, yok sen Dereköylüsün birbirimizi böyle biliriz yani. Ama bizden sonraki kuşak birbirini tanımaz. Biz de burada neredeyse yabancı olduk ya. Öyle insanlar gelip gidiyor buraya. Kim bunlar nedir tanımıyorum. Mesela buradan birisi geldiği zaman ya derdik bu Galçıklı derdik. İşte bu Lale derelim. Herkes birbirini çok iyi tanırdı yani. Ama şu anda yok. Gençlik çok farklı. Hakikaten çok farklı. Tamamen ne oluyor biliyor musun? Asimil olmak üzereyiz yani. Gerçekten. Hem örf, adet, gelenek, yaşam tarzı, sevgi, saygı tamamen asimili oluyoruz yani. Şey yapamıyorsun ki karışamıyorsun ki insana. Şu muhtarlığın yan tarafını biz yaptırıyoruz. Gençler zararı yapmayın. Bak bu devletin malı yani. Niye? Derdin ne senin bununla? Ama işte alkol alıyorlar. Alkol olay çok kötü. Uyuşturucu has safhada. Güvenlik konusunda sıkıntımız yok. Jandarma yardımımız zaman şimdi benim burası polis bölgesi. Yolun karşısı jandarma. Hem jandarma hem polisle çalışıyoruz yani. Aradığımız zaman sıkıntımız şu var. Güvenlik kamerası konusunda sıkıntımız var. Ben bununla ilgili var ya alay komutanı yazdım. İstihbarat daire başkanlığına yazdım. Kaymakamlığa yazdım. Yazmadığım yer kalmadı. Jandarmadan geldi bir ekip. Ben 12 tane kamera istedim bunlardan. Nokta belirledik. 12 nokta bir güvenlik kamerası koyalım. Tabi bunlar da mahalletli işler yani. En son 2 tane kamera koyduk. Şu girişe koydurduk kamera. Bir de şu şeyleri meydana koyduk kamera. Ama böyle basit bir kamera değil yani. Profesyonel bir kamera, tam bir mobese kamerası. Onunla ilgili eksikliğimiz var. Yani şey en az birkaç böyle sıkıntılı bölgemiz var. Yani geçiş noktalarını. Oralara da koyabilirsek kamera, onunla en az sıkıntımız yok yani. O şey, sıkıntı yaşanan bölgeler, geçiş noktaları neler oluyor? Neden oraya kamera koymuşsunuz? Ya hırsızlık oluyor. Hayvanlar olan çok var. Kapıda adamın ne bileyim kasması, külüye var. Demiri var, şeyi var. Kablo hırsızlığı çok oluyor. Seralardan kabloları kesiyorlar. Daha önce bizim burada 670 tane seramız vardı bak bu mahallede. Sıkıntı bir 670 tane sera vardı bizde. Bu mahalleye çok büyük ekonomik katkısı vardı. Her hafta o zamanın parasıyla söyleyeyim köye buraya 2,5-3 milyon para girerdi yani. Şimdi seraların çoğu kaldı çünkü mal para etmemeye başladı. Serasını satan kaldırdı şimdi yerlerini hepsi müteahhite veriyor. Bir de yabancı uyruklu müteahhitler de var köyümüzde. Adam Irak'tan gelmiş parası var. Burada nereden baksan en az 150-200 aylık yer imzalamış. Sözleşme anlaşma yapmış yani kontrat yapmış yani. Bundan peki şikayetçi misiniz? Rahatsız mısınız durumda? Yerleşik halkı olarak. Ya yapılaşmadan rahatsız.
doğa şeyi kalmıyor. Benim bir gün çocukken çobanlık yaptığımız yerlerde, inek beklediğimiz yerde bir gün her taraf ev olmuş. Şimdi bizim bu arkaya organize sanayi sitesi geldi. Tarım bitti bizde yani. Hayvancılık bitti. Tamamen bu köyde eskiden her hanede 3 tane 4 tane inek vardı. Hiç olmayan da. Şimdi toplasan 1200 hane zemenimi, 1200 hanenin 60'ını 70'ine ya var ya yok. O da üst kısımda kalan yerlerde hayvan var. Yani. Hayvancılık da yok. Tamamen tarım bitti yani. Hem tarım bitti, hem sera bitti. Salatalık. Yazın salatalık yapıyorlardı, kışın kıvırcık yapıyorlardı. Fasulye, biber, her şeyi ekiyorlar, satıyorlar. Güzel tabii. Bereketli topraklar yani. Tabii, kesinlikle. Düşün yani adam 4 dönüm, 5 dönüm yeri var. Adam oraya değerlenmiş, oraya kurmuş 12-13 tane sera. Her bir seranın genişliği 20 metre, uzunluğu 40 metre. Hem oradan satış yapıyor, satıyor. Hem de buradaki serası olmayan, boş olan vatandaş akşam o zaman gidiyor. Mesela akşam senin orada 3 saat çalışıp yemesini alıyordu. Bir ekonomik gelir desteği vardı yani. Haftalık nereden baksan, şimdi zamanın parası konuşayım. Haftalık 2,5-3 milyar para alıyordu yani. Haftalık günlük yemeğe gidiyor mesela 300-400 liraya gidiyordu yemeğe. 5'ten sonra gidip akşam 8-9'a kadar salatalık topluyorlardı. Şimdi seralar sıcak, giremiyorlar. Bu da büyük bir ekonomik destekli vatandaşlar. Şimdi onların hiçbirisi de kalmadı. Ve onları da sökünce ev yapmaya başladı, konut yapmaya başladılar yani. Ser olay bitti yani. Birkaç tane çiçekçimiz var, birkaç tane sera kaldı o yani. Hayvana dediğim gibi 50-60 tane hayvancılık var, onlar da bitti yani. Bölgenin asıl gelir kaynakları tamamen değişmeye başladı. Küçükbaş hayvancılık yapan vardı. Şu anda Topasan benim mahallemde küçükbaş hayvancılık yapan 3 kişi var yani. Onlar da artık tükenmek üzere yani. Çünkü şey yok, mera yok. Yayılım alanı yok yani. Şimdi merada hayvan salıyorsun, mera kanunları var. Belli bir aydan sonra meraya hayvan salabiliyorsun. Bu hayvan sürekli içeride bakıyor. Saman pahalı, yem pahalı. O da sosyal ekonomik durumda hayvancılığı çok etkiliyor yani. Bir çuval yem olmuş kaç para alamıyor ki vatandaş yani. O da çok büyük etken yani. Organize sanayi bölgesine değindik biraz önce. Organize sanayi bölgesinin sizi, bu bölgeye etkisi nasıl olacak sizce? Daha önce oraya bizim bütün buradaki hayvan bakanları bütün ineklerini oraya saldı. Mer olarak kullandık orayı biz. Şu anda bize faydası. Buradan bize işçi talep ediyorlar. İşçi bulmakta da zorlanıyor vatandaş. İşçi de bulamıyorlar. İşçi de yok. Buradan o isteyen olursa biz kayıtlarını gönderiyoruz. Belediyenin ortaklaşa çalışıyoruz oraya. Eleman gönderiyoruz yani. İşçi gönderiyoruz. Bize katkısı çevreye, Yalova'nın ekonomisine o olur. Ama tarım adına bizi bitirmiş yani. Yok yani. Tabii yok. Çok büyük arazi aldılar. İhlas evlerine te Lale Dere'ye kadar binlerce dönüm yer aldılar. Sadece bu biz değil. Gacık, Lale Dere, Sultani, Beşşehir, 7-8 tane köy, bütün hayvanlar orada yayılıyordu. Arka taraftan da Kılıç'ın hayvanları geliyordu. Kılıç, Dereköy, Çukurköy. Tam bizim ortamımızda yer kaldı. Taşköprü o aralar komple bitti yani şu an. Hayvancılık olayı bitti yani. Sokmuyorlar zaten de. Çünkü şantiye alan. Biz orada tartıştık. Adam bak muhtarım. Ben gittim kurum hadi senin hatına dedi biz buraya hayvanları sokuyoruz dedi. Burası dedi, benim şantiye alan. Ben buraya dedi benim silahlı güvenlikçim de vardı. Ben buraya güvenlikçileri dikerim dedi bir tane hayvan buraya sokma. Kendi alanımız dedi. Biz sizi idare ediyoruz dedi. Gelin hayvanlar otlasın. Ama yarın gün dedi burada bir hayvana bir zarar gelse, çobanı birisi burada ölse dedi ben bunun hesabını veremem. Dedi ki burası senin inşaat alanın, bu adam burada işini niye güvenliğini almadın? Söyledi bizim başımız belaya girecek. Bir de yer yok, çobanlar kendi arasında kavga ediyor. O bölge senin, bu bölge benim için, bu bölge daraldı ya. Giriyorlar birbirine gidiyoruz, kaldık merada. Jandarma bir taraftan, polis bir taraftan, OSEB'nin müdürleri bir taraftan, biz bir yerden tutuyoruz. Çobanların arasını buluyoruz çünkü hayvan adamların şeyi yok. Ortak alanı yok. Buna benzer çok sorun yaşadık yani. Devam ediyor mu? Hala devam ediyor. O diyor sen, müdür bana diyor ki sen oraya otlat demiş müdür ona. O demiş ki müdür sen oraya gelmesin sen buraya gir. Alan daralınca da böyle sorunlar çıkıyor işte. Çoğu da hayvanlarını satıyor, koyunlarını satıyor mesela. Yok abi yer yok. Nerede bakacak yani? Şimdi yerleşimde çuvallıkça bir hayvanın kokusundan millet rahatsız oluyor. Gübresinden, şeyinden rahatsız oluyor. Sinek oluyor, şey oluyor. Bu sefer de çevrekleri şikayet ediyor. O yüzden tarımın bitmek üzere yani. Maksimum 3 sene. 3 sene, bilemedim 4 sene sonra burada bir tane hayvan bulamazsın yani. Çünkü yer yok, bakacak yer yok yani.